Yazan Anton Cheov. Gözlerinin altı torba bağlamış, uzunca yüzlü, ince yapılı, şık giyimli cömpe miye Yevgeni Alekseych Podjarov, Güney kentlerinden birine tiyatro mevsimi dolayısıyla geldiğinde. İyi kişi birkaç saygıdeğer aileyle tanışmaya çalışmak oldu. İki de bir ayağını zarifçe sallayıp kırmızı çoraplarını göstererek "Evet sinyor." dedi. "Biz oyuncular insanları hem doğrudan doğruya hem de dolaylı olarak etkilemeliyiz. Birincisi sahnede oynayarak, ikincisi ise halkla tanışıp görüşerek elde edilir. Vallahi parol donör anlamıyorum. Bizim sahne arkadaşların için ailelerle ilişki kurmaktan kaçınıyorlar." şölenler, doğum günleri, pasta partileri, suare fikseler, toplu eğlenceler dışında bu türlü ilişkilere girmenin topluluk üzerinde derin etkileri olur. Kalın kafalı birinin zihnine bir kıvılcım soktuğunuzu bilmek hoş bir şeydir, değil mi? Ya o afet kadınlar? Mon diyor. Ne kadınlar, ne kadınlar. İnsanın başı döner. Bir tüccarın evine, evinin mahrem yerlerine girersin, al yanaklı bir tazecik çıkar karşına. İşte mutluluk diye buna derim. Parol donur. Pojarov bu arada Güney kentinin fabrikatörlerinden Zıbayev'in saygın ailesiyle tanışmış bulunuyordu. Bu tanışıklık söz konusu olduğunda küçük görürcesine yüzünü buruşturur, gözlerini kısarak bakar, saatinin kösteğiyle sinirli sinirli oynar. Bir gün Zıbayevlerin evindeki bir doğum günü kutlamasında oldu bu. Sanatçımız yeni tanıdıklarının salonunda oturmuş, her zamanki gibi çene çalıyordu. Çevresindeki koltuklarda afetler sıralanmış ilgiyle onu dinliyorlardı. Bitişik odadan kadın kahkahaları akşam çayı içenlerin sesleri geliyordu. Bacak bacak üstüne atan Pojarov her tümceyi bitirdikten sonra romlu çayından bir yudum alıyor, yüzüne oradakileri umursamayan, canı sıkkın bir anlam vermeye çalışarak sahnedeki başarılarını anlatıyordu. Bir yandan da onu dinleyenlere hoşgörüyle gülümseyerek diyordu ki, ben daha çok bir taş oyuncusuyum ama sanmayın ki başkentlerde hiç oynamadım. Sırası gelmişken size zamanımız insanlarının ruhsal durumunu pek güzel belirten bir öykü anlatayım. Moskova'da onuruma düzenlenen bir gecede genç izleyiciler o kadar çok defne çelengi getirmişlerdi ki, yeryüzünde bütün kutsal şeyler üzerine yemin ederim, Bunları ne yapacağımı şaşırdım. Parol dönür. Sonra bir gün parasız kaldığım sıralarda defne yapraklarını topladığım gibi komşu dükkana götürdüm. Ne kadar geldi dersiniz? Tam kırk kilo. Paralar öyle işime yaradı ki sormayın. Bilirsiniz sanatçılar çoğu zaman züğürttür. Bugün bakarsınız binlerce rublem vardır. Yarın meteliğim kalmaz. Bugün bir dilim ekmek bulamam, Yarın istiri diye balık yumurtasından başkasını yemem. Sıradan insanlar çaylarını içerken sanatçıyı can kulağıyla dinliyorlardı. Çok memnun kalan ev sahibi bu okumuş saygıdeğer konuğuna nasıl yaranacağını bilemediği için başka kentten gelmiş uzak akrabadan bir konuğu Pavel Ignatievich Klimov'u takdim etti. Klimov 40 yaşlarında çam yarması gibi bir adamdı. Uzun bir setreyle en genişinden pantolon giymişti. Zıbayev Klimov'u tanıtırken dedi ki Sizden sayılır. Tiyatroyu sever. Eskiden kendisi de oynardı. Tulalı toprak ağasıdır. Pojaroğlu'la Klimov konuşmaya başladılar. Jön arka arkaya iki mevsim Tula'da sahneye çıktığını söyleyince aralarında bir yakınlık doğdu. Kent hakkında ortak tanıdıklar, tiyatro üstüne soruşturmalar, açıklamalar birbirini kovaladı. Durmadan kırmızı çoraplarını gösteren Jön dedi ki, ''Biliyor musunuz, kentinizi çok beğendim. O sokakların güzelliği, küçük parkı, ya insanlarına ne demeli?'' ''Evet, kent topluluğuna diyecek yoktur.'' dedi toprak ağası. ''Bir tecim kenti olmakla birlikte aydın bir halkı var.'' Örneğin şey, lise müdürü, savcınız, subay topluluğu, emniyet müdürü de öyleydi. Fransızların dediği gibi anşante bir beyefendi. Ya o kadınlar? Allah, ne kadınlar? Evet, kadınlar, gerçekten. Belki kadınlar konusu üstüne fazla düşünüyorum. Asıl söylemek istediğim şu ki, kentinizde nedense Amur bakımından işlerim tıkırında gitmiştir. O konuda on roman yazabilirim. İsterseniz bir serüvenimi anlatayım. Yegorov Caddesi'nde defterdarlık dairesinin bulunduğu apartmanda oturuyordum. Sıvasız kırmızı apartman değil mi? Evet evet sıvasız apartman. Komşumuz Koşiyevlerin, şimdiki gibi anımsıyorum, Varenka adında bir kızları vardı. Kentin en güzel kızıydı diyebilirim. Klimov'un sevincinden ağzı kulaklarına vardı. Varvara Nikolayevna adam mı söz ediyorsunuz yoksa? Gerçekten güzel kızdır. Kente eşi bulunmaz. Öyle öyle bulunmaz. Yüzünün yandan klasik bir görünüşü vardı. O ne iri kara gözler. Bele kadar inen saç örgüleri. Beni hamleti oynarken görmüş. Poşkin'in Tatyana'sı tarzında mektuplar yazmaya başladı. Doğallıkla ben de yanıt verdim. Polcarov çevresine bakıp salonda hanım olmadığını anlayınca gözlerini arkaya devirdi. Hüzünle gülümsedi, içini çekti. Bir gün tiyatrodan çıktıktan sonra eve dönmüştüm. Baktım kanepede oturuyor. Göz yaşları, aşk sözleri, öpüşmeler başladı. Ah ne güzel, ne tanrısal bir geceydi o. Aşk serüvenimiz o günden sonra tam iki ay sürdü. Ama öyle bir gece yinelenmedi bir daha. Ne geceydi. Barol dönür. Ne gece. Klimo kızardı, gözlerini belerterek şunları mırıldandı. İzin verin. Nasıl olur? Varvara Nikolayevna'yı iyi tanırım. Yeğenim. Abimin kızıdır. Podjarov afalladı, o da gözlerini belertti. Klimov kollarını iki yana açarak dedi ki, ''Böyle bir şey olamaz.'' Onu iyi tanırım. Beni şaşırttınız doğrusu. Oyuncu ayağa kalktı, serçe parmağıyla bir gözünü ovaladı. Buna ben de üzüldüm ama siz bir amca olarak anlıyorum. O ana değin oyuncuyu kıvançla dinleyip ondan gülümsemelerini esirgemeyen konuklar kızarıp bozararak gözlerini önlerine indirdiler. Klimo büyük bir öfkeyle dedi ki: "Yok, Yok. Lütfen sözlerinizi geri alın. Rica ediyorum. Oyuncu iki eliyle anlamı belirsiz bir işaret yaptı. Eğer anlattıklarım sizi kırdıysa, tamam. Ayrıca doğru söylemediğinizi de kabul etmelisiniz. Ben mi? Yo, yalan söylemiyorum. Ama bilmeden anlattığım için üzgünüm. Hem sizin tavrınızı da anlamıyorum. Klimo konuşmaksızın bir köşeden öbürüne gidip geliyordu. Ya düşüncelere dalmıştı ya da kararsızlık içindeydi. Tombul yüzü gitgide kızarıyordu. Ensesindeki damarlar şişmişti. İki dakika kadar gezindikten sonra oyuncuya yaklaştı, ağlamaklı bir sesle dedi ki, ''İtiraf edin, Varenka ile ilgili söyledikleriniz yalandır. Lütfen.'' Oyuncu omuz sikti. Zoraki gülümseyip bir ayağını oynatarak dedi ki, tuhaf doğrusu, beni küçük düşürücü bir davranış sizinki. Demek yalan söylediğinize itiraf etmiyorsunuz. Anlamıyorum. İstemiyorsunuz ha? Öyleyse kusura bakmayın. Hoş olmayan bir takım önlemlere başvurmak zorunda kalacağım. Bu durumda sayın bayım, ya size hemen şimdi hakaret etmek durumundayım, ya da namuslu bir insan olarak benimle düello yapmayı kabul edersiniz. Tabancalarla düello yapacağız. Jean Premier küçümseyen bir tavırla sözün üstüne basa basa ''Hay hay'' dedi. Ev sahibiyle konuklar ne yapacaklarını şaşırdılar. Klimov'u bir köşeye çekip rezalet çıkarmamasını rica ettiler. Kapılarda şaşırmış kadın yüzleri görünmeye başladı. Jean Premier bir onun yanına koştu, bir bunun. Herkese derdini anlatmaya çalıştı. Sonra da kendisine hakaret edilen bir evde daha fazla kalamayacakmış gibi bir yüz takınarak şapkasını aldı, kimseye veda etmeden çıktı gitti. Yolda yürürken omuz silkiyor, küçümsercesine gülümsüyordu. Ancak kaldığı otele varıp da kanepeye uzandığında yüreğine büyük bir tedirginlik çöktü. Allah kahretsin diye söylendi. Düello bir şey değil. Beni öldürecek değil herhalde. Ama arkadaşlarım durumu öğrenirlerse asıl felaket o zaman başlar. Böyle bir şey olmadığını herkes biliyor. Tüh! Bütün Rusya'ya rezil olacağım. Pojaro biraz düşündü. Bir sigara yaktı. Sakinleşmek için sokağa çıktı. Bu da herifle konuşsam diye geçirdi içinden öküzün, sersemin biri olduğunu, kendisinden hiç korkmadığımı kalın kafasına sokmalıyım. Jönpremi zıba evin evinin önünde durdu, pencerelere bakmaya başladı. Tül perdelerin arkasında hala ışıklar yanıyor, insan görüntüleri kıpırdıyordu. Burada bekleyeyim herifi dedi. Hava soğuk, karanlıktı. Elekten süzülür gibi ince, can sıkıcı bir güz yağmuru çiseliyordu. Pogerov oradaki bir fener direğine yaslandı, kendini tedirginlik duygusunun kucağına bıraktı. Islanmıştı, bitkin durumdaydı. Ancak gecenin ikisi olduğunda konuklar evden çıkmaya başladılar. Herkes gittikten sonra kapıda tulalı toprak ağası göründü. Adam sokağın öbür ucundan işitilecek gibi bir ah çektikten sonra ağır çizmeleriyle laplap lap basarak yürüdü. Jönpremiye onun arkasından yetişti. İzin verir misiniz? Bir dakika. Klimov durdu. Oyuncu gülümsüyor, toprak ağasının karşısında ezilip büzülüyordu. Kekeleyerek dedi ki, İ i i itiraf ediyorum. ya Yalan söyledim. Çok özür dilerim. Hayır, itirafınızı herkesin önünde yapmalısınız. Ben bu işi böyle bırakmam. Özür diledim ya sizden. Ne olur anlayın beni. Siz de kabul edersiniz ki düello bir takım söylentilere yol açar. Devlet dairesinde çalışıyorum. Arkadaşlarım öğrenirlerse ne derler? Şömpremi kayıtsız görünmeye, gülümsemeye, dik durmaya çalışıyorsa da korkusu ağır basıyordu. Sesinin titremesi, gözlerinin suçlu suçlu kırpışması, başının aşağı düşmesi bunu göstermekteydi. Süklüm püklüm dururken bir şeyler daha mırıldandı. Klimov onu dinledi, içini çekti. Biraz düşündükten sonra dedi ki... ''Peki, öyle olsun. Tanrı kusurunuzu bağışlasın. Yalnız bir daha yalan söylemeyin delikanlı. Yalan kadar insanı küçülten bir şey yoktur. Bakın gençsiniz, eğitim görmüşsünüz.'' Tulalı toprak ağası babacan bir tavırla ona böyle öğütler veriyor... Jean ise uysal uysal gülümsüyor, sesini çıkarmadan dinliyordu. Adam sözlerini bitirince dişlerini göstererek sırıttı, eğilip selam verdi, tüm bedeniyle büzüşerek suçlu suçlu otelinin yolunu tuttu. Yarım saat sonra yatağına girdiğinde keyfi yerindeydi. Kendini tehlikeden uzak görüyordu artık. Anlaşmazlığın böyle kazasız belasız bitmesinden dolayı içi rahat, Battaniyeyi başına çekti, derin bir uykuya daldı, sabahın onuna değin mışıl mışıl uyudu.